Amerikan hisseleri sert yükseliş sonrası soluklanıyor. Piyasa oyuncuları arasında endeksin yönü konusundaki ayrışma derinleşiyor. JP Morgan, zayıf ekonomik veriler ve aşırı pozisyonlanma nedeniyle endekse geri çekilme riskinin arttığını söylüyor. Goldman, güçlü şirket karları ve hisse alımları nedeniyle yükselişin devam edeceğini öngörüyor. Brent Petrol, artan Amerika stokları ve Orta Doğu'da savaşın sönümleneceği beklentisiyle Mart ortasında gördüğü 83 dolar seviyesine geriledi vadeli piyasalar zayıf bir piyasayı fiyatlamaya devam ediyor. Borsa İstanbul, swap kısıtlamalarının gevşetileceği spekülasyonuyla dalgalandı. Banka hisseleri swap spekülasyonuyla %4'e yakın yükseldikten sonra günü %2'nin üzerinde değer artışıyla kapattı. Koç Holding ve Sabancı Holding dip seviyelerine göre %3'e yakın yükseldi. Sanayi hisseleri %1.5 artışla gün içerisindeki kayıplarının büyük kısmını geri aldı yükselişte geride kalan Ereğli ve Şişe Cam gibi büyük hisseler pozitif ayrışırken, Vestel grubu hisseleri, Petkim ve Tüpraş negatif ayrıştı. Dünya piyasalarının seyrinden bağımsız, Borsa İstanbul'da yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Swap kısıtlamalarının kaldırılması ve yabancı yatırımcı girişinin hızlanacağı beklentisi piyasayı destekleyecektir. Swap'tan bağımsız, rezervlerde son dönemde sert yükseliş, Borsa İstanbul'u destekleyecek diğer bir gelişme. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.200 ve 10.500. Torunlar GEO'nun temettü haberine pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler BİM, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.